Merhabalar arkadaşlar. Bir video daha karşınızdayım. Ben Massimo. Belki aranızda beni tanımayanlar vardır. Tekrardan kendimi tanıtayım. Yaklaşık 9-10 senedir Amerika'da New York eyaletinde ikamet etmekteyim. Genellikle videolarım internet üzerinden ticarete dayalı. Zira yaklaşık 6-7 senedir Amazon.com, eBay.com, Etsy, Google Shopping bu tarz yerlerde satış yapmaktayım. Yaklaşık 8 ay evvelinde başlamıştım hatta. Artık kalan zamanlarımda da özellikle Amerikan borsasında çeşitli hisseler alıyorum, satıyorum. Bu videoda sizlere anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Onun için lütfen benim söylediklerimi veya aldığım hisseleri kendi sorumluluğunuzda olduğunda bilin, eğer almak istiyorsanız lütfen sizler de belli bir takım çalışmalar yaptıktan sonra aklınıza yatıyorsa o vakit bu hisseleri alabilirsiniz. Ama onun dışında benim söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada günlük tutar gibi kendi kendime yapmış olduğum işlemlerin bir kopyasını da YouTube'a koyuyorum ve sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere Covid iyice azıttı hem Türkiye'de hem Amerika'da. Türkiye'de özellikle takip ettiğim kadarıyla Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bir aralar 3000, 4000, 5000 vaka, hatta ondan sonra hiç vaka açıklamamaya başlamıştı. Ama İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun baskıları sonucu sonunda gerçek verileri insanlara aktarmaya başladı. 3000, 4000, 5000 ardından sıfır vaka. Niye sıfır vaka? Çünkü açıklanmıyordu. Şimdi de yaklaşık 30 bin liraya, hatta 30 bin lirayı geçen günlük vaka sayısı var Türkiye'de. Amerika'da da durum pek farklı değil açıkçası söylemek gerekirse. Evet, burada her zaman rakamlar dürüst bir şekilde anlatılıyordu ama hiçbir zaman şu anki yaşamış olduğumuz 35 bin lira, 40 bin lira günlük vakaların 45 bin lira geldiği bir süreçten asla ve asla geçmemiştik. Daha belki videolarda da söylemiştim. Bu videoların hepsinde Amerika ile ilgili United States of America, yani birçok eyaletin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir ülke olduğundan bahsediyordum. İşte bundan mütevellit Trump da federal olarak, yani yukarıdaki mekanizmadan herhangi bir karar verilemeyeceğini veya karar vermek istemediğini, yalnızca bütün sorumluluğu eyaletlere bıraktığını söylemişti. Ve artık eyaletler de yavaş yavaş COVID'e karşı iyi önlemler almaya başladılar. Özellikle de Kaliforniya'da, bakın şu anda ekranda da göreceksiniz. As of November 21, 2020 diyor. Yani Kasım'ın 21'i, yani 2020 itibariyle artık essential worker'lar, yani önemli yerlerde çalışan, işte bakkal gibi, hastane gibi yerler dışındaki insanlar için akşam 10'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Bunun New York için de olacağı söyleniyor. Ama isterseniz evvela Kaliforniya'yı bitirelim, sonra New York'a geçeriz. Ve bunun da daha ne kadar sürebileceğini, ne kadar süreceğini kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorlar. Bakın burada mesela bir soru gelmiş. Neler açıktır falan diye. 90'dan farklı fazla önemli iş olduğundan bahsetmiş. Ve bunların açık olduğundan bahsetmişler. Mesela bir tıklayalım isterseniz bakalım. İşte burada nasıl, ne kadar kötü bir durumda olduğu vesaire yazıyor. İşte gördüğünüz gibi bakın mesela şu anda widespread dediği COVID'in en etkili olduğu yerlerden bahsediyor. Kaliforniya'da şöyle bir baktığınız zaman sevgili arkadaşlar hemen hemen her yer mor gözüküyor. Yani her yerde artık COVID'in bayağı bir etkisi var diyebilirim. İrili ufaklı semtlerden 51 tanesinde problem yaşanırken 6 tanesinde ortalık problem, bir tanesinde, yani o da burada gördüğünüz Sierra County yazıyor. Sierra County de çok da fazla etkisini göstermiyor COVID. Neyse, bunu şundan dolayı anlatıyorum. Hani bilginiz olsun. Daha evvelden dediğim gibi COVID iyiden iyi artık etkisini Amerika'da göstermeye başladı. Bir yandan da New York'taki gelişmelere bakıyorum. New York'ta okullar kapatıldı. Okullar kapatıldı gibi aynı şu anda Kaliforniya'da olduğu gibi kuvvetle muhtemel sokağa çıkma yasaklarının da gelmesi olası. New York'ta da epey hızlı bir şekilde COVID artıyor. Okulları ilk kapattılar. Okullardan sonra zaman zaman bazı iş yerlerine de çeşitli şekillerde baskın yapıp insanların COVID kurallarına, özellikle mesafe kurallarına ve maske kurallarına uyup uymadığını kontrol eden polisleri defalarca gördüm. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde kuvvetle muhtemel tekrardan bir sokağa çıkma yasağı açıkçası
bekliyor. Şimdi geçelim hisselerimize. Covid bildiğiniz gibi ekonomiyi direkt olarak etkileyen faktörlerden bir tanesi. Onun için Covid ile ilgili olan bölümle başlamak istedim. Bir de birçok arkadaş soruyor Covid Amerika'da ne oluyor, New York'ta ne oluyor, neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor tarzı. Onları da bilgilendirme amacıyla videonun ilk tarafı, ilk kısmını harcadım. Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere elimizdeki hisselerden bahsediyorum şu anda. Apple, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, Lyoto, NIO, FedEx, UPS. Bunlardan da Apple, Microsoft, Alphabet ve Facebook'u uzun süreli tuttuğumu söyledim. Tabiri caizse bunların hepsine evladiyelik, yani kendi çocuklarımın geleceği için tuttuğum hisseler ve üstüne üstlük her hafta sürekli fiyat ne olursa olsun sürekli eklediğim hisseler olarak bunu zaten belirtmiştim. Ancak Tesla, Lyoto, NIO orta vadeli demiştim. FedEx ve UPS'e de bu çeyreğin sonuna kadar tutacağımı söylemiştim. İsterseniz gelin bir hisselere bakalım. Ayın 15'inde videolarıma bakabilirsiniz. 15 Kasım'da bir video koymuştum. Bu hisseler bizi çok kazandıracak diye. Bunların içerisindeki hisselerden bir tanesi Tesla'ydı. Biz videoyu ayın 15'inde çektiğimiz zaman ben size ben Tesla aldım, Tesla'yı elimde tutuyorum dediğim zaman Tesla'nın değeri 408.50 dolardı. Yani 408 dolar ve 50 sent. Tesla yaklaşık 14 gün içerisinde, 15 gün içerisinde diyebilirim, 2 haftalık bir süreç içerisinde tam tamına 585 dolara kadar çıktı. Hatta ve hatta bir ara 590 dolarları da vurdu. Hatta 600 dolarları bekliyordum ama 600 dolarları gelmedi. Ama önümüzdeki hafta içerisinde 600 dolarları kırıp geçmesini kesinlikle bekliyorum. Hatta ve hatta beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa ben daima şunu söylemiştim. Tesla 408 dolardan ilk atağını, bakın tam burada, şöyle yapalım, montaj yapalım. Ben videoyu burada çektim. Pazar günü yayınladım. Göstermiyor ama tam aradan geçiyor. Gördüğünüz gibi yani buradaydı. 408 dolarlardaydı. Ben videoyu çekerken 458.50 idi. Tam olarak buradaydı. Buradan sonra Tesla inanılmaz bir yükseliş yaptı. Ben bu geçtiğimiz haftanın pazartesi günü itibariyle Instagram'da dedim ki 505 dolara ben stop loss koydum. Yani olur da 521 dolarlardan Tesla'nın hisseleri 505 dolara gerileseydi ben zaten hisselerimi satmıştım. Ancak hiç sekmedi. Üstüne koya koya ceylan gibi ilerliyor şu anda. 585'e kadar geldi. Ben kendi stop loss'umu 550 dolara endeksledim. 550 dolara düştüğü an direkt Tesla listesinden çıkarım, pusuya yatarım ve daha iyi bölgelerden almak için beklerim. Ancak 585'in üzerine koyarak devam ettiği takdirde 610 dolarları 615 bandını gördükten sonra da buradaki stop loss yani benim hani şu sınıra gelirse sat diyebileceğim order siparişini kuvvetle muhtemelen 600 dolarlara koyarım diye düşünüyorum. Tesla'yı şu anda tutuyorum. 2 hafta içerisinde bize yaklaşık olarak şöyle bir bakıyorum. Hemen hemen söylüyorum %45, %48'lik bir kazanç var. Tesla'yı aynı böyle devam edeceğim. Aynı bu şekilde tutmayı planlıyorum. Bir diğer orta vadeli tuttuğum şirket ise Lyoto'ydu. Lyoto'da biliyorsunuz Çin'de üretilen elektrikli araba markalarından bir tanesi. Lyoto'yu beni tekrardan Instagram'dan takip edin diye zaten size çokça, sıkça söylüyorum. Bunun nedeni de çok basit. Çünkü Lyoto'nun hafta içinde şöyle bir baktığınız zaman bakın son 5 güne bakalım. Son 5 günde bakın salı günü 47 dolarları, 48 dolarları gördüğünü zaten beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Biz buralardayken ben daha evvelden Instagram'a bir story atmıştım ve 44 dolara stop loss koyduğumu söylemiştim ve 44 dolarda Lyoto'yu sattım. Ancak diyelim ki beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Elinizde ben ayın 15'inde Lyoto'yu ilk size söylediğim zaman Lyoto'nun alış fiyatı 31 dolar 20 sentti. Şu anki fiyatı 39 dolar 48 sen sevgili arkadaşlar. Siz yani şu anda burada yani benim söylediğim zamanlarda 31 dolardan beri almış olsanız şu anda yaklaşık %20, %25'lik bir karınız var. Beni Instagram'dan takip ediyor olsaydınız ve 44-45 dolarlardan sattığınızı farz ediyorum. O zaman da yaklaşık %50'lik bir kar oranınız olacaktı. Lyoto'da 35-36 bandını bekliyorum. 35-36 bandını gördükten sonra tekrardan Lyoto'yu mutlaka ve mutlaka hisselerini alıp devam etmek için bekliyorum.
Bu arada bu videoların altına yorum yapmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çekilişlerimiz devam ediyor. Hatta ilk çekilişimizi kazanan Mehmet Ali Orhan'la çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Onu da birkaç gün sonra YouTube'da paylaşacağım. Ancak dediğim gibi bu video altına yorum yapmayı, araştırmamı istediğiniz bir hisse varsa bu hisseyi bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. Bir diğer hissemiz ise NIO hissesiydi. NIO'da arkadaşlar ben ayın 15'inde videoyu ilk çektiğim zaman 43 dolar 62 sent civarıydı. Şimdi geldiğimiz noktada 54 dolar. Hatta ve hatta hafta içi yine salı günü 57 dolarlara kadar gördüğünüz üzere şu anda ekranda 56.99 yani 57 dolarlara kadar gördü. Ben NIO'ya Lyoto'dan daha çok güveniyorum. Dolayısıyla NIO'yu satmadım. 50 dolara stop loss'umu koydum. Yani en kötü ihtimallerle %15 kârda çıkarım dedim. Ama NIO'nun üstüne koyarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Onun için henüz NIO'yu satmadım ve kârımı realize etmedim. FedEx ve UPS hisselerini bildiğiniz gibi kısa vadeli tuttuğumu söylemiştim. FedEx'i ben ayın 15'inde söylediğim zaman 271 dolardı. Şu anda 280 dolar. Yaklaşık %5'lik bir artış var burada. Rahatım, müsterih olun. Tekrar söylemiş olduğum gibi FedEx hisselerinin 300, 310, 315 dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum. Özellikle Black Friday'de inanılmaz bir alışveriş çılgınlığı. Bu çılgınlığın ardından da kuvvetli muhtemel FedEx'in 4. çeyrek raporlarına olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Hiç panik yapmayın. Şu an 287 yani ortalama yaklaşık %5, %6 kadar kâr ettik. Ama durmak yok. Aynen yola devam diyorum. UPS'e baktığımız zaman da UPS'i ben size ilk söylediğim zamanlarda 163 dolardı. 168 dolarlarda, 169 dolarlarda şu anda. Hafta içi baktığınız zaman 172 dolarları gördü. Tekrar söylüyorum. İnanılmaz bir alışveriş çılgınlığı. Üstüne koyarak devam eden internet alışveriş çılgınlığı. Üstüne üstü Kaliforniya'daki bu gelen Covid'den dolayı daha doğrusu gelen yasaklar. Üstüne New York'ta da girebilecek yasaklar. İnternetten alışverişi tamamen dibine kadar vurduracaktır. Bu vurdurma da kuvvetle muhtemel hem UPS'in hem FedEx'in yıl sonu raporlamalarına olumlu olarak yansıyacaktır. UPS'te de en azından 190-200 dolar bandına kadar çıkmasını bekliyorum. Dostlar, elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Sizleri doğru bir şekilde elimden geldiğince yönlendirmeye çalışıyorum. Ancak takdir edersiniz ki aynı zamanda yılbaşı zamanında yani Christmas zamanında kendi işimde çok yoğun. Onun için bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda bana dilediğiniz hisseyi sorabilirsiniz. Eğer incelediğim varsa elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak isterim. Bununla birlikte bu hafta içi takipte olduğum birkaç tane daha hisse var. Bu hisseleri de almayı planlıyorum. Aldıktan sonra sizlerle mutlaka ve mutlaka paylaşacağım. Birçoğunuz bana Türkiye'den nasıl hisse alırız, Türkiye'den en kolay şekilde nasıl hisse alınır diye sormuştu. Bununla ilgili Webull'da yeni hesap açma adında bir video paylaştım. Lütfen bu videoyu izleyin. Bu videoyu izledikten sonra Amerika'da hisse alımının en ucuz, en masrafsız, en hızlı yolunu anlattım. Bunu o videodan öğrenebilir. Ardından da benimle birlikte bu heyecana ortak olabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Hafta içi tekrardan görüşeceğiz. Yeni gözlemlediğim hisseler var. Bu hisseleri sizlerle paylaşacağım. Evvela emin olmak istiyorum. Pazartesi ile beraber seansı bir açalım. Ondan sonra tekrardan önümüze emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.